Herkese merhabalar sevgili dostlar. 22 Ekim Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, evet e, burada 10 koşul bir program bizleri beklemekte. Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da da yine bizleri bekleyen 9 koşu var. Ee, Adana'yı izlemediyseniz Adana'yı izleyin diyorum. 2 altılı orada 3 tane tek var. Ee, 2 tanesi banko bir tanesi alternatif tek olacak şekilde planladık. Ee, gerçekten gayet keyifli bir oyun var. Hatta tek geçmediğimiz bazı yerlerde de 2 hatta 3 hatta falan bıraktık. Çünkü başka yazılacak at yoktu. Ama 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 bazı yerlerde de çok ciddi sürprizler vardı. Onlardan da bahsettik. Ee, özellikle son yarış Adana'da ikinci altılıda son yarışta bir takım sürprizler olabilir. Ee, onu da belirteyim. Evet kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Ee, katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim. Katıl üyeliği e, biliyorsunuz ki abone olduktan sonra çıkıyor. Orada katıl yazar. Oradan destek verebilirsiniz. Ya da bir defaya mahsus olacak şekilde bir teşekkürler desteğinde bulabilirsiniz. Videoyu beğenme işaretinin yan tarafındaki teşekkürlere tıkladığınızda oradan arkadaşlar bize yorumla atıp aynı zamanda bir maddi destekte de bulunabilirsiniz. Evet şimdi Kocaeli tahminlerine geçiyorum. 10 koşul programda Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. 5E şehrek kala koşulacak bir yarış. Arkadaşlar 11 adet safkanın start alacağı bir koşu. Buradaki favorimiz 12 gün Evvel koşup ikinci olan Mehmet Dorus Sunkarı Rüstem Mizan 8 numaradır. Yani galibiyete çok yakın bir isim onu söyleyebilirim. Ardından 11 gün evvel 3. olan bir safkanla devam edeceğim. 1 numara Baykutlu Şah. Yani bu atında tabii ki o 3.lüğüne kadar pek yazılacak bir tarafı yoktu. Biz hiç önermedik bu atı yanlış hatırlamıyorsam. Ancak son yarıştaki 3.lüğünden ötürü burada önermek durumundayız. Ee, orada açıkçası bu 3.lüğü beklemiyorduk bunu söylemem gerekiyor. Daha sonra Mustafa Çiçek'le birlikte bir Firik Yahur Batur temsilci temsilci Safkan Tuna Kalesi 9 numara önereceğiz Kurtere Safkan'ı tabii ki Kumda gitmesi beklediğimiz için burada öneriyoruz İlk defa Kum'a çıkıyor İdmanları da göstereceğim birazdan merak etmeyin. Bir de arkadaşlar Kürşat Yılmaz'la birlikte Altınmara numara Numan'ımı önereceğiz Numan'ım da bir tane üçüncülüğü var son yarışlarda bir tane beşinciliği var. Bir de bir 74 derecesiyle birlikte dikkat çekmekte. Şimdi arkadaşlar ben size özellikle bu burada Tuna Kalesi için bir de Kara Karayakup için idman göstereceğim. Çünkü Karayakup'ta uzun arası var. Özellikle onun için de bir göstermek lazım. Tabii burada şimdi idmanları görüyorsunuz arkadaşlar. Karayakup'un 18 Ekim bir sentetik idmanı var. 42-30-27-80. Tabii yarış kumda hani sentetik idmanı birazcık belki bir ata güç kazandırma amaçlı yapılmış bir idman da olabilir bu. Onun tam detayını vakıf değiliz. Ama tabii Tuna Kalesi de yine 1-12-80 şeklinde rahat tempo bir idmanla geliyor. Birazcık da atın gücünü koruma yönelik de bir idman olabilir bu. Furkan Karakurt idaresinde çalışılmış bir idmana sahip o da. Evet, şimdi arkadaşlar burada 9 numarada zaten ilavelerde önermiştik. Bir de Karayakup onu da tavsiye edelim Enes Bozday idaresinde Karayakup'u da yazabilirsiniz arkadaşlar. 4 numarayı da burada oyunda öneriyoruz sizlere. Geçelim ikinci koşuya saat 5'i çeyrek geçe şart 4 mücadelede 4 yukarı rapatları 1500 metrede kum pistte start alacaklar. Evet 3 numara Son Oğul Berkant Gökçe idaresinde bu koşudaki favorimizdir. Ve gruba baktığımızda Son Oğul'un geçirme ihtimali düşük gözüküyor. Tabi e, geçebilecek bazı isimler normal şartlarda e, olabilir. Mesela Büyük Menderes bunlardan birisi, Aslan Soylu bunlardan birisi ama ben açıkçası bu grupta ee, birazcık da şartların sonoğlunun lehine olduğu kanaatindeyim. Burada Bayonur var. Ee, onu da ayrıca değerlendirmek lazım tabi. Bayonur'un durumu da özel bir durum. 14 güne belki galibiyetiyle birlikte. O yüzden bu yarışta e, birazcık sürprizlere açık olmakla beraber acaba bir alternatif tek değerlendirsek mi diye de düşünmedim değil. Haliyle burada bir değerlendirmeye gideceğiz bununla ilgili olarak. Ben size şu son yarış durumlarını bir göstereyim. Sonaoğlu'la başlayalım arkadaşlar. Sonaoğlu'nun e, son koştuğu yarış 8 Ekim'de Kocaeli'de şart Şart 5 mücadelede dördüncülük elde etti. Ve Bayonur yine 14 gün evvel koşmuştu biliyorsunuz. O da yine şart 5'te 8 Ekim gördüğünüz gibi o yarışı kazanmıştı. Ama tabii şu var. Bayonur orayı kazandı diye burayı kazanacağının garantisi yok. Son oğul birazcık daha ben kalitesini istinaden burada avantajlı görüp favori olarak söylüyorum. O yüzden 3 numarayı Alternatif tek olarak değerlendiriyorum. Yanına 6, 1 ve 4 ilavesi de e, tavsiye edeceğimiz bir oyundur arkadaşlar. Yani tabii ki burada e, şu bir gerçek: son yarış Bayonur kazandı. Ama dediğim gibi. İşler bu kez farklı olabilir e, bu ihtimali göz önünde bulundurmak lazım e, yani son oldu dördüncülüğünden evvel iki tane yarış kazandı hani 10 yaşında bu at gelmez gibi bir düşünceniz olmasın zaten at kazanmış göstermiş kendisini o bakımdan söylüyorum burayı ya tek geçiyoruz ya da dört tane ata çıkıyoruz arkadaşlar böyle bir planlamamız var alternatif tek olarak değerlendirebiliriz. Üçüncü koşuya geldim. Altıya çeyrek kala koşulacak. Şart 3 dişi. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 adet safkan start alıyor burada. Favori olarak gördüğümüz isim 1 numara Alkemilya'dır. Muhammed ee, Muhammed Mirbilgin dersek safkan 16 gün evvel 4. oldu. 1.16 10 derecesiyle birlikte de dikkat çekmekte. Yani tabi şu var. Şart 3 dişi bir yarış ama grup resmen maiden gibi. Hani bu şartlar altında tabii yarış kazanmış isimler var yani ama yani yarış kazanmak da sadece tek başına yeterli olmuyor. Ee, hani burada e, şart üst düzey bir yarışta belki de en az olan handikap alkemiye ait olması gerekirken şu anda en yüksek handikaplı isim konumunda start alacak bu yarışta ama handikapından da bağımsız olarak yarış performanslarını düşündüğümüzde derece olarak 1 10 görmüş olması vesaire hepsi değerlendirildiğinde pist e, rekor konusunda tabii ki çok uzak hani ama 2 yaşlı bir İngiliz olması itibariyle değerlendiriyoruz. Burada Alkemiya çok avantajlı durumda gözüküyor arkadaşlar. Peki tek geçilmeli mi geçilmemeli mi? Bunu incelemek lazım. O zaman da burada tabi e, grupta yarış kazanmış isimlere şöyle bir bakmak gerekiyor. Mesela burada e, Don't Tell My Mom e, bu atın kazandığı yarışı bir gösterelim size. Tabii ki e, burada bir e, maiden olması beklersiniz ama şart 2 dişi kazanmış vaziyette Safkan. Haliyle de bu handikap puanının yükselme oranını biraz düşüren bir şey. Hani maiden kazanmakla şart 2 dişi kazanmak arasında fark var haliyle. Sonra bir şart iki dişi daha koşmuş ve savurdu dördüncü olmuş. Hani o yüzden şansını birazcık daha az görüyorum. Onu söyleyeyim. Cape Cod bir tane yedinciliği var galibiyetinden sonra. Maiden'ı kazandıktan sonra şart 2'de yedinci olması şaşırtıcı bir durum diyebilirim. Geriye kalan isimlerde e, bu e, mesela biraz yanıltıcı olabilir. My Power bir gösterelim Hani 33 handicapta o da ama mesela o hiç yarış kazanmadı. Meydan ikinciliği var. E, Cape Cod bahsettik, e, onu geçelim. E, Selanik Güneşi var arkadaşlar bahsedilebilecek. O da yani son iki yarışı bir kısa vade bir grup. Hani Maiden'ı çıktıktan sonra hemen böyle bir yarış performansları var safkanın O yüzden net bir şey söylemek de zor oluyor. Ama kum açısından baktığımızda bir tane kum altıncılığı var sadece. O yüzden ben burada daha güven veren isim. Bir numara Alkemiya'yı tek bırakma kanaatindeyim arkadaşlar. Grup içerisinde gerçekten ama gerçekten en çok güven veren safkan konumunda gözüküyor. Şöyle de göstereyim performanslarını. At dördüncü olduğu yarışta. 16 10 gördü 1 16 10 ve dördüncü olduğu koşuda gördüğü derece burada diğer bütün atların derecelerinden daha iyi bu bile yazmak için yeterli bir durum bir numara tek banko tek Dördüncü koşu saat 6.30'da şart 4 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar bir numara Siempre buranın favorisidir. Çok net bir favoridir. Yumi rakip olur mu? Süpersonik bir sürpriz yapar mı? korsora bir şey yapar mı? Vesaire. Bu ihtimaller tabii ki var. Ama ben şaşırtıcı gelebilir belki. Ama daha evvelden başka zamanlarda yaptıklarımız da vardı. Böyle bilenler bilir. sempre de Bankotek olarak veriyorum arkadaşlar. 11 gün evvel son yarış 5. bir önceki yarışı kazandı. onu ee, onun hemen yarış performansını şöyle bir ufaktan göstermek istiyorum. Ee, çok uzatmayacağım zaten. Bir kısa vade altı bir şart 4 Gördüğünüz gibi daha evvel burada yine bu sene içerisinde kısa vade performansları da var. Tabelaları görüyorsunuz. Mertcan Çelik'te bir numara Siempre tek. Banko tek. Çifte vereceğiz arkadaşlar. Üçüncü çifte bir numara. Arkası bir numara. Üçüncü çifte bir arkası bir oynayabilirsiniz. Dördüncü koşu bir numara Siempre. Banko tektir arkadaşlar. Yani ilk altılıdan iki tane bankotekiniz var. Hatta bir tane alternatif tekten bahsettik. Hani o kadar tabii gerek olacağını zannetmiyorum. Artık iki tane tekiniz varken bir tane daha atmaya gerek duymayıp orayı 4 atla geçersiniz diye düşünüyorum. Eee 2 tane bankotek sağlamlaştırdık zaten oyunu. 2. altılı ile ilgili olan kısma gelince zaten anlatırız. 5. koşu saat 7'de Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. 11 gün evvel koşup ikinci olan iki tane safkan var. Onlarla başlayacağım. Bir numara Baba Çakmak Alican ile ve Mehmet Durus Sunkarla 10 numara Oya ile başladık. 1 ve 10'un ardından 2 numara Batı Ege'yi tavsiye ediyorum. Burada Batı Ege ile birlikte yine 1.25'lerde derece görmüş olan bir diğer isim 11 numara İlter Soylu Enes Bozdağ ile arasında önereceğim. Ve ilk kumunda ki Çim'de de etkili koşmuştu Mustafa Şişek'in de Ravenko 7 numarayı da tavsiye edeceğim arkadaşlar. Toplamda böyle bir 5 atlı bir oyun oluyor. Yani bence iki tek yaptığımız için 5 atı birden yazabilirsiniz ama hani ben yine de ikinci altılığı da bağlayan bir ayak olduğu için sıralama olarak gideyim tekrardan. burada arkadaşlar 1 10 2 11 ve 7 şeklinde bir sıralamayla planlama yaptık ama dediğim gibi 5 atı yazıyorsanız zaten yazın. Özellikle ilk altıda 5 atı birden yazmanız zaten gerekli olacak. Çünkü iki tane banko tekimiz var. 6. koşu saat 7.30'da şart 4 dişi 4 yaşlı Araplar 1800 kum yarış yarışı arkadaşlar. Burada 14 adet safkan var. E, Sürpriz açık bir yarış. E, buranın favorisi 1 e, numara İpar olarak gözüküyor Kürşat Yılmaz idaresinde. Ancak 2 numara Derya Adil Halil Yolaçıcı idaresinde yazılması gereken bir isim. E, onu burada eksik etmeyin diyorum bu oyunda. E, yine burada tercih edilmesi gereken isim konusunda e, 108 gün araya rağmen Mertcan Çelik'le 5 numara Nirengi şans bulabilir. E, kalitesi itibariyle yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim. Yani... Geri kalan safkanlardan bir sürpriz yakalamak lazım aslında burada ama yani ipar çok kuvvetli zaten. Deryadil de var ee, benim beklediğim. E, Nirengi'yi de yazdık. Hani bu 3 at zaten 1-2-5 buranın yeterli oyunu olacaktır 3 atlı bir oyun olarak. Ee, geniş kuponlarınız için 3 numara yürek kızı ee, yani 4 gün evvel start aldı falan ama yine de olabilir yazılabilecek bir isim tercih edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, bitirim prenses 18 gün evvel 2. oldu. 2.08 derece yaptı. Gerçekten bu çok önemli bir durum. Yani e, şöyle ki. Şimdi 2.06 pist rekoru 2.08 atın gördüğü derece son yarışında. Onu bir göstereyim size. Ee, burada satış koşusu ama satış koşusunda 2.08 bence e, kıymetli bir derece. Hani e, onu da paylaşayım. O yüzden arkadaşlar burada bu atı da ekleyerek oyununuzu e, son bir haline getirebilirsiniz. 1-2-4 e, şey e, düzeltiyorum arkadaşlar. 1-2-5 1-2-5 buradaki küçük kuponumuz 3 ve 13 numaralı safkanlarda ilave olarak veriyoruz. 7. koşuya geldik saat 8'de şart 5 yarış 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkıyorlar arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmakta favorimiz burada Mustafa Çiçek idaresindeki safkan 3 numara gül rengindir ardından e, 1.22 derece görmüş olan Mertcan Çiçek ile Kayaların Şahı 4 numarayı tavsiye edeceğim. Peşi sıra arkadaşlar 8 numara 57 Serim Kaya idaresindeki Safkan ilk kumunda çok ciddi bir fark yaratabilir. ondan sonra arkadaşlar Mehmet Kaya ile yine kuma çıkacak olan 7 numara Yek Kurtere Kırış safkanı burada oyun önerimizde yer alacak. Ee, Muhammed Muhammed Mirbilgin 2 numara sürgün Batur'da yazıp toplam 5 ata kadar çıkabilirsiniz. 3 4 8 7 2 şeklinde bir sıralama yeterli buluyorum. Bu koşta fazla bir detay olmadığı için geçiyoruz arkadaşlar 8. koşuya. Saat 8.30'da 15 Andika 3 çıkar İngilizler 1500 kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 adet safkan start almakta burada. Bizim buradaki favorimiz e, açıkçası e, çok net bir favori olduğu kanaatindeyim bu Safkan'ın. Burada arkadaşlar e, bir numarayla start alacak olan Uygur'un kızı burada favorimiz olmuştur. 12 gün evvel ikinci olan Safkan son 6 yarışta bir galibiyeti ve toplam 5 adet tabelası bulunmaktadır. Gruba baktığımızda 50 gün arayla gelen bir Magic Runner var. E, son yarış çimde birazcık yıpranmış bir tirol hop bulunuyor onun dışında 15 gün evvel kazanan son 6 yarışında 2 galibiyete ulaşmış olan bir Bolt Racer var burada. Yani ben bu şartlar altında arkadaşlar gelmesini en çok beklediğim isim olan numara Uygur'un kızını çok avantajlı görüyorum. Uygur'un kızını performans olarak bir göstereyim. Bir de burası tabi şu var arkadaşlar. 3 yaşında bir Safkan. 16 handikap ikinciliği var. Satış koşusunu kazandı Safkan. Tabi bu çarpıcı bir durum. Yani daha evvel 14 handikap ve maiden galibiyetleri varken şimdi bir satış koşusu kazandı. Daha sonra bir yarış kötü erken bir anda 16 handikapta yani. 15 handikap dişi de kötü koşup daha sonra 16 handikapta ikinci olması çok çarpıcıydı. O yüzden ben burada bu hata çok güveniyorum 12 güne belki performansla istinaden ve sizlere bankotek olarak ikinci altılı için veriyorum. 9. koşuya geldik. Saat 9'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkacaklar. Arkadaşlar turbo efsanesi yeni kolejde ekürü start alıyor. bir ee, numara Tolkan Tay'la başlayacağım. 12 gün evvel 3. oldu. Safkan İsmail Yıldırım biniyor. Mehmet Kaya 2 numara Cana Asilim ile devam ediyorum. Tolga Yıldız'la 3 numara Damla Suyu. Yine ilave edilmesi gereken bir isim. 1-2-3 kesinlikle herkeste olsun arkadaşlar. Küçük kupon için önerimdir. Ee, geniş kupon için arkadaşlar 10 numara Araslı Torunu. Ee, ardından 9 numara Yılma Şahım. Ee, burada ee, bir de 6 numara Paradox Tay ilave edilmesi gerekildiğini düşündüğüm isimler olarak belirlemiş bulunmaktayım. Yani 19 9 ve 6 numarada ilave olacak şekilde 1, 2, 3 küçük kupon 10, 6 ilave buraya diyoruz. 10. ve sonuncu koşuya geldik saat 9.30'da 14 Handicap. 4 tükör Araplar 1900 kuma çıkıyorlar. 14 tane at var ama inanın ki hiç de öyle zor bir yarış değil burası. Ya yani böyle yarışlarda e, genelde bu durumla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ama tabii bir iki tane sürpriz ihtimal var. Onlara da değineceğim. Hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Şimdi şöyle ee, favori ile başlayalım bir favorimiz arkadaşlar Cemal Paso ile 7 numara oğlum ufak bir favori son yarışki ikinciliğine istinaden favori ee, daha sonra Adem Ceylan ile esti geçti 6 numara İsmail Yıldırım ile 4 numara Atlı Sultan ee, ve e, 2 numara Çelik Murat Mehmet Nuri Sunkar birlikte oyun önerimizdir 4 safkanlı bir oyun öneriyorum bir de sürprizlerden bahsetmiştim olabilecek potansiyel sürprizler 9 numara Doruğun Ayazı Arkadaşlar olabilecek bir sürpriz ihtimali olarak gözüküyor. Bir de burada açıkçası hani normalde pek yaptığımız bir şey değildir ama şimdi bu kadar yarış yapılmış son ayağa gelmişiz. Bir sürpriz ihtimali için jockey tercihinden ötürü Tolga Yıldız'ın bindiği uçan ejderha 10 numarayı belki burada bir sürpriz açısından değerlendirip yazabiliriz. 9 numara zaten güven veren bir sürpriz ama bir de 10 numara hani burada Tolga Yıldız biniyorsa bir ihtimali vardır diye düşünüp bir denemeye gidilebilir. Bu videoyu bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Kanal abonesiyseniz abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.